Evet çocuklar tekrardan merhabalar. Ee, sosyal bilgilerle ilgili etkinliklerin cevaplarını anlatmıştım. Sıra geldi şimdi matematiğe. Burada e, ben size şunu anlatmak istiyorum. Ben e, bunları yaptım. Yapılı bir şekilde anlatmak istedim. 2350 metrenin kaç kilometre kaç metre olduğunu soruyorum. Burada e, size gönderdiğimde burada kilometre yazıyordu. Onu düzeltmek istiyorum. Metreyi kilometre ve metre olarak istiyor. Şimdi bir kilometre bin metreydi. Yani kilometreyi metreye çevirmem gerekiyorsa büyük birimi küçük birimi çevirirken çarpardım. Tam tersi ise küçük birimi büyük birime çevirmek için de bölme yapardım. Yani metreyi kilometre çevirirken bölme yapmam lazım. Bine. 2350 metrenin kaç kilometre kaç metre olduğunu bulmak için 2350'yi bine bölerim. Bakın tam iki kere var. Bu ne demek? İki tam kilometre var. Geriye kalan da metre olarak yazılır. Ben size basit bir yol gösteriyorum. 2350 2350 metrenin kaç kilometre kaç metre olduğunu mu soruyor? Pratik yol söyleyeyim. Sağdan 3 basamak sayın. 1, 2, 3. Geriye ne kaldı? 2. Bu 2 kilometredir. Geriye kalan ise metre yazılır. Aynı şeyi şurada inceleyelim. 3450 metrenin kaç kilometre kaç metre olduğunu istiyor. Yine e, aynı şekilde düşünelim. 3450'yi binerli gruplamam lazım. 3450'nin içinde kaç tane bin olduğunu bulursam yani kaç tane bin metre olduğunu bulursam kaç kilometre olduğunu bulmuş olurum. 3450'nin içerisinde 1000 3 kere var. 450 de artar. Çünkü 450'nin içinde 1000 yoktur. Dolayısıyla 3 tam kilometredir 1000 metre demek. 3 tane 1000 metre demek 3 tam kilometre demektir. Geriye de 450 metre kalır. Pratik yolumuza baktığımızda 3450 değil mi? Sağdan 3 basamak saydım. 450 ayırdım. Geriye ne kaldı? 3 kaldı. 3 kilometre geriye kalan son 3 basamak ise... metreyi ifade eder. Bu da bizim pratik yolumuz olsun. Şu yazılışa bakalım. Ee, bir sayı vermiş. Bunun yazılışını, okunuşunu yazıyla istiyor. Ne yapıyorum? Bölükleri ayırıyorum. Sağdan 3 basamak bir, bir birler bölü. Diğeri ise binler bölü. Binler bölüünde ne var? 25. 25 sonuna bölüğün adını getiriyorum. 1000 birler bölümündeki sayıda da 50. Bunun sonuna 1 dememe gerek yok. Çünkü birler bölümündeki sayıları okur, okuyunca sonuna 1 getirmeme gerek yok. Halbuki benim kuralım neydi? Bölüklerdeki sayılar okunur ve sonuna o bölüğün adı getirilir. Ama birler bölüğü için bunu yapmama gerek yok. Yani 25 25.050. Bu sayımız 25 25.050. Eee yazılışı verilmiş. Yani okunuşu yazıyla ile vermiş. Bunun rakamsal olarak ifadesini istiyor. Şimdi 15 .000. Bakın. Bölüğün adı bin. Binler bölümünde yani 15 varmış. Binler bölümüne 15'i yazdım. Hatta nokta da koyabilirsiniz. Kolaylaşır. Geriye kalan sayımız da birler bölüğü. Yani 327. 15 327. bu çıkarma toplama, çarpma, bölme işlemlerini zaten biliyorsunuz, yapmışsınızdır. şimdi kesirlere bakalım. Kesirlerde şekil olarak verilmiş benden kesir sayısı olarak ifade istiyorsa bir kere tüm parça sayısını bulurum. Toplam kaç parça var? 15. Bu bizim paydamızı gösterir. Boyanmış parça sayısı ise payımızı gösterir. 15'te 8 ya da 8 bölü 15 diye ifade edebilirim. Şimdi şu kesirimize bakalım. Şimdi burada çocuklar size şu detayı hatırlatmak istiyorum. Bu kesiri benden tam sayılı kesir olarak mı istiyor? Bileşik kesir olarak mı? Aslında istediğimiz gibi yazabiliriz ama benden bu soruda birleşik kesir olarak yazmamı istiyor. Neden? Fark ettiyseniz şu ikisinde tamamı boyanmış, üçüncüsünün sadece bir parçası boyanmamış. Şimdi eğer benden bunu tam sayılı kesir olarak isteseydi, şu tamam boyanmışların parçalarının belli belli olmazdı, parçalarını göstermezdi bana tamamen böyle tek bir parça olarak göstermiş olsaydı yani bütünü o zaman tam sayılı kesir olarak yazardım ama bana burada kaç parça ayrılıklarını gösterdiğine göre ben bunu bileşik kesir olarak yazacağım. Yani yapacağım şey şu. Şimdi çoğunuzun yaptığı hata şu. Toplam parça sayısını yazıyor işte. 6 12 18 paydaya 18 yazıyor. Hayır, bu kesinlikle yanlış. Çünkü bu tür sorularda yapmamız gereken her bir bütün kaç parça gelmiş? Bakın 6 6 6. O zaman paydamız 6. Paydamız 6. Toplam kaç parça boyanmış? 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplam 17 parça boyanmış. Yani bu kesrimiz 17 bölü 6 ya da 6 da 17. Şimdi diyeceksin ki ben, ben bunu başka türlü nasıl yazabilirim? Eğer tam sayılı kesir olarak yazmamı isteseydin ne yapardık biliyor musunuz? Ne yapardık? Şimdi kaç tane bütün ifademiz var burada? Şu ikisinde bütünü boyanmış. O zaman iki tam Üçüncü bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 6. Kaçı taranmış? 5'i. 2 tam 6 da 5. Bunu böyle yazabilirdim. Deneyelim mi? Ispatlayalım mı? 6 kere 2 12. 3 daha işte 5 daha 17. 17 paydamız zaten değişmiyor. 6 bakın aynısı. Şimdi ben bunu böyle yazabilir miydim? Böyle ifade edebilir miydim? Yani 2 tam 6 da 17. Şimdi 6 da 5 diye ifade edebilir miydim? Evet 2 tam 6 da 5 ifade edebilirdim ama benden tam sayılı kesir olarak istemiyor. Bunu nereden anlıyorum? Tam sayılı kesir olarak ifade etmemi isteseydi çocuklar şöyle yapardı. Bakın 2 tam. Bunun hiç parça sayıları belli olmazdı. Kaç parça halde belli olmazdı. Sadece hepsini boyamış olurdu. 6 5. Böyle yapardı. İşte bu 2 tam 6'da da 5'tir. 2 tam 6 da 5'tir. Neden biliyor musunuz? Şunların kaç parça ayrıldığını bana göstermemiş. O zaman bunu 2 tam olarak alıyorum. Ama benden burada bileşik kesir olarak istediğini nereden anlıyorum? Şu iki tane tamamı boyanmış bütün ifade eden şekillerin kaçar parça ayrıldıklarını göstermiş. O zaman diyor ki bileşik kesir olarak yaz. Hatanız çoğunuzun yaptığı hata da şu toplam parça sayısını payda olarak yazıyorsunuz. 6, 12, 18. Paydamız 18 diyorsunuz. Tamamen hata. Bu tür sorularda her bir bütün kaç parça yermiş? 6, 6, 6. O zaman paydamız 6. Paydamız 6. Pay kısmına da toplam parçayı yazıyoruz. Toplam boyanan parçayı. Bakın her bir bütün 6 parça yermiş. Evet o zaman paydamız 6. Toplam boyanan parçaları sayıyorum. 6 burada, 6 da burada 12. 5 de burada 17. O zaman 6 da 17 bu kesirimizin ifadesi bileşik kesir. Aynı şekilde burada da böyle bir soru var. İki bütüne de bakıyorum. İki bütününde bu tamam boyanmış. Bunu bir tam olarak sayabilirim. Tam sayı olarak yazabilirim ama benden şunun da parça sayılarını belirttiği için bileşik kesil olarak yazmamı istediğini anlıyorum. O halde iki bütüne de bakıyorum. Kaçer parça yayılmış? 1, 2, 3, 4, 8. Bu da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 8. O zaman paydamız 8. Toplam boyanan parça sayılarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten bunun tamam boyanmıştı. 9, 10, 10, 9, 10, 11, 12. Burada da 4 parça daha taramış. 8 burada, 4 de burada, 12. O zaman sorumuzun cevabı 8 de 12. Yani paydamız 8. Şimdi paydayı 16 olarak yazanlar vardır. Umarım hatalarını anlamışlardır. Çünkü toplam parça sayısını payda olarak yazmıyorum. Neden? Bu bir bileşik kesir çünkü. Bileşik kesir olduğu için iki bütüne de bakıyorum kaçar parça gelmiş Bu da 8 bu da 8. Paydamız 8. Toplam boyanan parçaları sayıyorum 12. 12 bölü 8 ya da 8 de 12 diye ifade ediyorum. Geldik bu soruya. Aynı şekilde bu basit kesir. Nereden anlıyorum? Nereden anlıyorum? Bir tane bütün var. Şimdi toplam parça sayısına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paydamız 9. Payımız boyananları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 9'da 5. Bu bir basit kesir. Şunu saymaya bile gerek yok. Bu bir bütün ifade eder. Bütün de 1'dir. Ancak kesir olarak istediği için toplam parça sayımız 4. 1, 2, 3, 4. Boyanan parça sayımız 4. 4'te 4 de 4. 4 de pay, 4. Payı paydası birbirine eşit nedir? Bileşik kesirdir. Bu bize bütün ifade eder. Çünkü 4'ü 4'ü böl 1. Yani bir bütün dört eş parçaya alınmış, dörde taranmış. Yani tamamı taranmış, yani bütünü taranmış. Burada bakın, şimdi az önce bahsettiğim mevzuya. şu iki soruyla iki soru birbirine benzerlik gösteriyor. Ancak fark şu. Ne demiştik? Şu soruda, eğer benden tam sayılı kesir olarak yazmamı isteseydi, bütün hepsi boyanmış olan şekilleri kaç parça ayrıldığını göstermezdi. O, o nedenle ben bunları bileşik kirsiz olarak yazdım. Şimdi burada tam da bahsettiğim konu var. Şu iki bütünün tamam boyanmış değil mi? Peki bunların kaç parça ayrıldığı belli mi? Bak burada belli. Şu 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. Evet. Peki bunların kaç parça ayrıldığı belli mi? Hayır. Sadece tamam boyanmış. O zaman bunu 2 tam olarak alıyorum. 2 tam. Üçüncü bütüne bakıyorum kaç parça ayrılmış? 1 2 3 4 5. Paydamız 5. Kaç parça taranmış? 1 2 3. 2 tam 5'te 3. Az önceki şekilde ben bunu bileşik kesir olarak yazabilir miydim? Aslında yazabilirdim. Ancak benden ne istiyor? Tam sayılı kesir. Bunu nereden anlıyorum? Şunların kaç parça ayrıldığı gösterilmeden tamam boyanmış. O zaman tam sayılı olarak yazıyorum. Bakın 2 bütün. 2 tam Paydamızı nereden anlıyorum? Üçüncü bütüne bakıyorum. Kaç eşit parça ayrılmış? 5. Paydamız 5. Kaşı taranmış? 3'ü. 2 tam 5'te 3. Bunu ben bileşik kesirlere çevirebilir miyim? Çok basit. 5 kere 2 10. 3 daha 13. O zaman bunun bileşik kesir ifadesi 13 bölü 5'tir. Neden biliyor musunuz? Şu bütün 5 parça ayrılmış mı? Bunları da 5 eşit parça ayırırım. 5 5 5 parça ayrıldım. Peki bunların paydamız 5. Kaçı taranmış? Bunun 5 tanesi de taranmış olur. 5. 5 de burada 10. 3 de burada 13. Bakın payda, payımız da 13. Ama benden tam sayılı kesir olarak istiyor. Çünkü nereden anlıyorum? Bütünü boyadığı, bütün ifade eden kesirlerde kaç parçadan oluştuğunu göstermemiş. Kaç parçaya ayrıldığını göstermemiş. O halde tam sayılı kesir olarak ifade ediyorum. Bir diğer sorumuz yine kesirlerle alakalı. Verilmiş olan kesir kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi burada bir ne var? Payı paydasından yani 3 6'dan küçük olduğu için payı paydasından küçük basit kesir var. Basit kesir için bir tane bütün yetiyor. Şimdi burayı 0 noktası olarak alıyorum. Şurayı da 1 noktası olarak alıyorum. 0 ile 1 arasında bir bütün olarak kabul ediyorum. Bu bütünü kaç parçaya ayırmam lazımmış? 6. O zaman size 6'ya ayırmanın kısa yolunu gösteriyorum. Tam ortadan 2 ayır. Oluşanlar da 3 eşit parça ayır. Bakın 6 parça oldu. 6 parça ayırdım. 0 ile 1 arasını yani bütünü 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ayırdım. Kaçıncı olacakmış? Kaçıncı parça olacakmış? Bakın 1, 0'dan başlamıyorum saymaya. Burası başlangıç noktam. 1, 2, 3. İşte şurası bana 6'da 3 kesirini gösterir. 1 bütün 6 eş parça ayırmış, 3 istiyor. O zaman 6'da 3 basit bir kesirdir. Burada bu sefer tam sayılı kesir var. Şimdi bir kere 2 tam var, 2 bütün lazım bana. 3'te 1 kesir için de bir bütün daha lazım. Yani burada bana toplam 3 tane bütün lazım. Nereden anlıyorum? 2 tam var, bir de basit kesir göstermem için 3üncü bütüne ihtiyacım var. Dolayısıyla 3 tane bütün lazım. 0 Sıfırdan bire bir bütün, birden ikiye ikinci bütün, 2'den den üçü de üçüncü bütün. Peki, iki tam dediğine göre bu iki tane bütünü yaptık. 3. bütün ne yapmam lazımmış? Üç eşit parça ayırmam lazımmış. Bakın üçüncü bütün iki ile üç arası, 1 2 ve 3 Ve birinci parça. İşte gördüğümüz gibi bir, iki tam. Üçüncü bütün üç parçaya ayırdım, birinin içine aldım, üçte bir. O zaman buradan sıfırdan şu kesir no belirttiğimiz noktamıza kadar olan kesirimiz iki tam, bakın bir iki tam. Üçüncü bütünde üç eşit parçaya almış, bir tanımış. İki tam üçte bir. Diğer sorumuz doğru yanlış sorusu. Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür doğru. Payda bütünden kaç eş parça alındığını gösterir. Emin misiniz? Hayır. Payda bütünün toplam kaç eş parçaya ayrıldığını gösterdi. Bu ifade yanlış. Burada pay demesi lazımdı. Üçüncüsü payı büyük olan kesirlere bileşik kesirdir. Payı. Bunu şunu söylemek istiyor. Payı paydasından büyük olan kesire bileşik kesir. Evet. Payı paydasına eşit olan kesirlere basit kesirdir. Hayır payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük kesirlere bileşik kesir denir. Yani bu dördüncü ifade yanlış olmuş. Beşinci ifadeye bakalım. Kesirleri karşılaştırmada küçük büyük eşit sembolleri kullanılır. Evet doğru. Çünkü kesirler de bir sayıdır. Sayılar karşılaştırırken büyük küçük eşittir sembollerini kullanabiliriz. Payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Evet payı bir olan kesirler. Mesela dörtte bir, üçte bir bunlar birim kesirdir. Yedinci sor, e, ifade payları eşit olan kesirlerde bakın payları eşit olan kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Evet hatırlayalım kesirlerde sıralamada. Şimdi 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü alalım. Payları eşit. Paydaları bakın büyük olan daha küçüktür. Hatırladınız mı? Bunu şöyle yapalım. 2 tane eşit bütünümüz olsun. 2 tane eşit bütünümüz olsun. Bu bütünü 4 eşit parçaya ayırayım bir tanesini tarayayım. Bu bütünü 3 eşit parçaya tarayayım. Bir tanesini tarayayım. Şu taradığım parçalara bakar mısınız? Hangisi daha büyük? 3'te 1 olarak ifade ettiğim daha büyük. Dolayısıyla paylara eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha küçük. Paydası küçük olan daha büyüktü. Yani burada ne diyor? Paylara eşit olan kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Evet. Bu doğru. Tam sayılı kesirlerin kesir kısmı bileşik kesirdir diyor. Tam sayılı kesirlere bakalım. Mesela 4 tam 3'te 1. Neydi tam sayılı kesir? Tam kısmı bir sayı. Tam bir sayı. Kesir kısmı ise basit kesir. Yani şöyle hatırlayalım. Sayma sayısı ve basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir denir. Bakın şu sayma sayısı. Sayma sayıları biliyorsunuz sıfır olamaz. Birden başlar sonsuza kadar gider. Geriye kalan kısmı ise basit kesir olarak ifade ederim. Sayma sayısı ve basit kesirden oluşan kesire tam sayılı kesir denir. Burada ne diyor? Tam sayılı kesirlerin kesir kısmı yani şurası bileşik kesirdir diyor. Hayır basit kesir olmalı bu yanlış. Dokuzuncu ifade pay eş parçalardan kaç tane alındığını gösterir. Evet. Şimdi paydamız neydi? Bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını. Payımız ise bunlardan kaç tanesinin alındığını yani tarandığını gösterirdi dolayısıyla bu doğru. Onuncuya baktığımızda altıda 3 bir tam beşte iki dörtte yedi şeklinde yazabilirsiniz. Yani sayılara kesirli sayı ya da kesir sayısı denir. Evet doğru. Şu soruya baktığımızda aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde harf ile gösterilen kesirleri kutucuklara yazınız diyor. Şimdi. 0 ile 1 arasında bu A sayısı. Bu bir bütün. 0 ile 1 arası bir bütün. Bu bütün kaç eş parça ayrılmış? 1, 2, 3 eşit parçaya ayrılmış. O zaman A sayısının gösterdiği yerin paydası 3. Peki bu kaçıncı parça? Bakın 1, 2, 3 parça ayrılmış. Şu A birinci parçada. O zaman 3'te 1. B'ye bakalım. Şimdi B'ye kadar sıfırdan başladığınızı düşünecek olursanız 1 tam var. Değil mi? 1 tam var. Bunu ben bileşik kesir olarak da ifade edebilirim. Tam sayılı kesir olarak da ifade edebilirim. Şimdi ben bunu bileşik kesir olarak ifade etmek istiyorum. Tam sayılı da ifade edebilirim de. Tam sayılı nasıl ifade edebilirim? B'ye kadar baktığımızda bir tam bütün var. Bir tam. Ee, B'nin olduğu kısım ikinci bütün üç parça yerlemiş. iki tanesi sanılmış. Bir tam üçte iki. Ama ben şunu şöyle yapmak istiyorum. Şimdi B'ye kadar iki bütün var değil mi? Evet iki bütün var. Bu Her bir bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? Üçer parçaya. O zaman paydamız üç. Peki B bunlardan kaçıncısı biliyor musunuz? Sıfırdan itibaren başla. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş bölü üç ya da üçte beştir. Bunu bakın tam sayılı olarak yazayım. Şimdi B'ye kadar baktığınızda bir tam bütün var. Bir tam. B'nin olduğu bütün üç parçaya ayrılmış. İki tanesi tanınmış. Ben bunu B'yi 3/5 ya da 1 tam 3/2 şeklinde yazabilirim. İsterseniz deneyelim. Şu kesri, e, bileşik kesir çevireyim. 3 kere 1, 3, 2 daha 5, 5 1 3. Gördünüz mü? Şimdi bu C'yi ben tam sayı olarak ifade edeceğim. C'ye kadar baktığımızda bir bütün var, bir daha bütün var, iki tane tam bütün var. 2 tam. C'nin olduğu bütün 3 parçaya ayrılmış. C bunlardan ikincisi. Yazabilirim, değil mi böyle? Şimdi ben diyorum ki size tam sayılı kesiri ben bileşik kesir olarak yazabilirim. Nasıl biliyor musunuz? 3 kere 2 yani şu payda ile şu tam kısmı çarparım. 3 kere 2 6. Buna eklerim 8. 8 bölü 3 diyorum. Ispatlayayım mı? Bence 8 bölü 3. Bakalım. Şimdi C bulmam lazım değil mi? C'ye kadar bakın 1, 2 bütün zaten var. C'nin olduğu bütüne de bakıyorum. Bu her bir bütün kaçer parçaya ayrılmış? Bakın 3, 3, 3. O zaman C'yi gösteren kesirin paydası 3. Neden? C'ye kadar olan bütün bütünlerin her birinin 3 parçaya ayrıldığını gördüm. Peki C bunlardan kaçınız? Şimdi sıfırdan yola çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben ne demiştim size az önce? 3 kere 2, 6. 2 daha 8. 8 bölü 3. Yani çocuklar burada size bir yol göstermiş oluyorum. Tam sayılı kesirip birleşik kesir çevirirken yapacağım şey şu. Paydayla tam kısmı çarparım. 3 kere 2, 6. Bu bulduğum sonuca paya eklerim. 8. Paydamız aynı kalır. 3. 8 bölü 3'tür. Diyelim ki bunun tersi lazım oldu. Mesela 8 bölü 3'ü 8 bölü 3'ü tam sayılı kesire çevirmem lazım. Bakın 8 bölü 3. Bunu anladığınız üzere bu bir bölme işlemidir. 8'i 3'e bölerim. 8'in içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Geriye kaldı 2. Şimdi 8'in içinde 2 tane tam 3 var. İşte bu tam kısım. 2 tam. Neyde ne arayacağım ben? 2'nin içerisinde 3 arayacağım. 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3. 2 bölü 3. Bakın. Şu bölüm tam kısım. Şu zaten bizim paydamız. Şu da payımız. Yani tam sayılı kesir bileşik kesire. Bileşik kesir tam sayılı kesire çevirebiliriz. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın. Çocuklar payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. Benden küçükten büyüğe doğru sıralamamı istiyor. Şimdi bunların payları eşit. Paydasının hangisi en büyük? Şu. O zaman en küçüğü budur. 6'da 1. Küçüktür. Bundan sonra en büyük paydaya sahip olan 6'da 5. 5'te 1. Özür dilerim. 5'te 1 küçüktür. Geri kalanlardan paydası en büyük olan bu. 4/1 ve 3/1. Şimdi diyeceksin ki öğretmenim 6 hepsinden büyük. Nasıl en küçük oldu? E tamam da 6 demiyor ki paydamız 6. Çocuklar payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan küçüktür. Şimdi şuna bakınca daha iyi anlayacaksınız, hatırlayacaksınız. Bu sefer paydalar eşit. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan büyüktür. Bakın Pay ne kadar büyükse kesir o kadar büyük demektir. Çünkü çok pay almış. Bu ne demek istiyorum? Şimdi bir ekmeği 12'ye böldük. 8 tanesini yedik. Bak, Bir ekmeği 12 eş parçaya böldük. 8 tanesini yedik. Yine aynı büyüklükte ekmeği 12 eş parçaya böldük. 9 tanesini yemişiz. Bu yemiş. Yine aynı büyüklükte ekmeği 12 eş parçaya böldük. Bu oluşan parçalardan 14'ünü yemiş. Bu 6 tanesini yemiş. Hangisinin payı daha büyük? Hangisi en fazla yemiş? Tabii ki bu. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Paydaları eşit olan kesilerden payı büyük olan daha büyüktür. Payı küçük olan da daha küçüktür. Dolayısıyla benden küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralamamı istediğine göre şimdi paydaları eşit. Payı küçük olan daha küçük olacak o zaman. Burada payı küçük olan en küçük olan 6'dır. O zaman burada en küçük sayımız 12'de 6'dır. Bu küçüktür. 12, 6'dan sonra en küçük 8'dir. Bu da küçüktür. 8'den sonra en küçük 9'dur. 9'dan sonra da en küçük zaten en büyüğü yani 12'de 14'tür. Bakın özet geçiyorum. Payları yani üstteki sayıları, payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha küçüktür, paydası küçük olan daha büyüktür. Paydaları eşit olan kesirlerden normal yani payı büyük olan büyüktür, payı küçük olan küçüktür diye özetlemiş olalım. Bunları zaten çok önceki videolarımızda anlatmıştım Hatta okulda e, karantina tatili başlamadan önce de bu konuyu işlemiştik hatırlıyorum. Şimdi okunuşları verilen kesirleri karşısına yaz. 2 tam 5'te 4. 2 tam 5'te 4. 7 tam 8'de 5. 7 tam 8'de 5. 8'de 5. 24/36. 24/36. Evet. Üçüncü etkinliğimize gelelim. 10, 10 on tam 6 bölü 9 demiş. 10 tam 10 tam 6 bölü 9. 6 bölü 9. 2 tam 6 5. 2 tam 6 da 5. Evet çocuklar. Ee, şu etkinliği de yapıp bu videoyu sonlandıracağım. Diğer videoda şunlara devam edeceğim. Şimdi aşağıdaki kesirlerle ilgili toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Çok basit. Bir kere kesirlerde toplama ve çıkarma yapmak için paydaların eşit olması lazım. Şimdi 3'te 2 ile 3'te 3. Paydamız kaç? 3. Paydamızı aynen yazıyorum. Paydalar asla toplanmaz. Neyi toplarım? Aynı paydaya sahip olan kesirlerin paylarını toplarım. 2, 3 daha 5. Buraya bakıyorum. Tam sayılı kesir varsa işin içinde bir kere bunun tam sayısı kaç? 3. Bunun yok. O zaman 3. Bununki 0. Yok demek 0 demek. 3 0 daha 3. Şimdi tam kısmımız 3. Paydamız kaç? 6. Paydamız değişmeden yazılır. Payları toplarım. 1 4 daha 5. 3 tam 6 da 5. Buraya bakıyorum. Bunun tam kısmı 4. Bununki 1. 4 1 daha. İlk önce tam kısımları toplarım. 4 1 daha 5. 5 tam. Şimdi paydamız kaç? 9. Paydalar toplanmaz. Bir payda olarak yazılır. Sırada payları toplamak var. 5, 3 daha 8. Çok basit değil mi? Sırada çıkarma işlemimiz var. Çıkarma yapmak için de paydalar eşit. Paydayı aynen yazarım. 8, 8. Bakın 8'den 8'i sakın çıkarmayın. Bunun paydası da 8, bunun paydası da 8. Yani paydamız 8. Paydalar ne toplanır ne çıkarılır. Sırada ne yapıyorum? Eğer toplama olsaydı bunları toplardım. Ama çıkarma. 7'den 2'yi çıkarıyorum. 5. Burada da aynı şekilde. Şimdi bunun tam kısmı 9. Bununki 0. 9'dan 0 çıkar. 9 kalır. Yani pay e, tam kısmı bu tam sayıyı yazdım. Paydamız kaç? 12. 1 payda olarak yazdım. Paydan diğer payı çıkarıyorum. 8'den 3 çıktı. 5. Şimdi bu sefer bunun tam ikisinde tam kısım var. İlk önce çıkarma işlemi yaparken kesirlerde bunun tam kısmından bunun tam kısmını çıkarım. 7'den 2 çıktı. 5. 5 tam. Paydamız 10. Aynen yazıyorum. Paydalarla asla işlem yapmam. Şimdi bunun payından bunun payını çıkarıyorum. 9'dan 3 çıktı. 6. Yani 5 tam 10'da 6. Çocuklar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda diğer, etki, diğer soruların cevaplarını yapacağım. Kendinize iyi bakın kolay gelsin